Çok eğlenceli konuklarım var. Nevra Hanım'dan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Haftanın günlerini sayar mısınız? Şu anlatır mısınız ne olur bize biraz önce anlatır mısınız? İşte gene bir çekim yapılıyordu. Ses kontrol. Biz de alışmışız. İşte 1-2-3-4 ukalalık ederek 1-2-3 testing testing falan diyorum. Nevra Hanım lütfen haftanın günlerini sayar mısınız? Ben de anlamadım, imtihan mı oluyorum, ne oluyorum? Peki dedim, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gittim. Herhalde P'ler, M'ler patlamalar için falan yapıyor. O sizin güzel anlayışınız. Başka güzel ne için yorum olabilir Okan? Laf olsun diye, salaklık. Ama şimdi burada da onu sayarak başlayalım. Evet, evet. Aklınızda olsun bundan sonra test kontrol, ses kontrol. Şimdi bana lütfen önümüzdeki yani yakın tarihteki turne tarihlerini ve yerleri sayar mısınız? Şimdi ben biraz program başlarken de size sorayım. Ne oldu, sizin mi borcunuz var, Nedim'in mi borcu var diye. Zaten sizin nasıl bir tiyatro emekçisi olduğunuzu, Nedim'in de nasıl bir tiyatro emekçisi olduğunu, nasıl gönül verdiğinizi, hiç bıkmadan bunca yıldır çalıştığınızı biliyoruz. Fakat Nedim'e sorayım en iyisi. Yani şimdi Nevra Hanım herhalde Türkiye tiyatro tarihinin en güzel kızı ya da en güzel kızlarından biri olarak bu kadar kendisine saygı gösterilmesinden hoşnut değildir herhalde. Bilmiyorum, senin bir var mı? Aman efendim, siz nasıl da geldiniz, neyi ettiniz de geldiniz. Şöyle de saygı, böyle de sevgi. Sizinle büyüdükler falan filan. Bu ya oluyordur. Fakat ne de olsa artık yaş almış bir insan. Yani bunu söylemek yok. Bu ne biçim turne programı? Yani insan insan nasıl kıyar yani Nevra Hanım'a? 11 Ekim Balıkesir Avlu Kültür Merkezi. 13 Ekim Aydın Şükran Güngör Merkezi. Şimdi burada sadece yani bu isimler tabii çok değerli isimler, değerli tiyatrolar ama sadece şehirleri ve tarihleri söyleyeceğim. 11 Ekim Balıkesir, 13 Ekim Aydın, 14 Ekim Manisa, 15 Ekim İzmir, 16 Ekim Denizli, 17 Ekim Muğla, 18 Ekim Isparta, 19 Ekim Antalya, 20 Ekim yine Antalya, 21 Ekim Bursa, 30 Ekim Artvin, 31 Ekim Trabzon. Daha var. Ya, evet. Ya bir yere işe koysan Nevra Hanım. Bir yere işe koysan hakikaten hani haftada 5 gün çalışan. Ya budur ya, daha var, devam ediyor. Evet. Geldik Kasım'a. 1 Kasım Ordu. 2 Kasım Samsun. 3 Kasım Sinop. Bir arada böyle bir 9 gün. Hayır, orada da ağaçlar ayakta ölür oynuyor. Abi evet, bir de o. Peki. Savunma mı yapabilir miyim? Peki özür dilerim, bir dakika. Canımın içi yani Nedim'le başlanan oyunlar mesela şu kadar sezon olduktan sonra evet, bitmiyor mu? Yani dünyada olan şey yani. Bitmiyor. 4. senesi ağaçlar ayakta ölür, gene dolu. Maşallah. Seyirci gelince niye oynamayalım yani? Bizim yapacak başka işimiz yok ki. Hele bu yaştan sonra yapacak başka hiçbir işim yok. Gidiyorum kulise, hazırlanıyorum, oyun oynuyorum, çıkıyorum, eve geliyorum, yatıyorum. Turne bavulumu hazırlıyorum. Evimde şeyler var. 4 günlük turne, 11 günlük turne, 1 aylık turne bavulları var. Boy boy. Kaç günlük ona göre bavulu çıkarıyorum. Evet. Gerçekten öyle. Peki şey yapar mı yani, evlat edinecek mi size? bir şey üzerinize bir şey yapacak mı yani, nasıl olacak bu iş yani? Vallahi hiçbir şey yapmasa da hepimiz ekip olarak gerçekten bunu samimi söylüyorum. Harika bir ekip, çok iyi oteller, çok iyi arabalarla gidiyoruz. Bütün derdimiz kaç kişi geldi, akşam nerede yemek yeriz? Bunlarla eğleniyoruz, bir bakıyoruz turne bitmiş. Bu yaşımda hala ben bu işi böyle yapabiliyorsam yani bu da çok güzel bir şey. Müthiş. Benim yaşımdakiler de herhalde evde oturup biraz kıskanıyorlardır beni diye düşünüyorum. Sizin nesil ölüyor. Uzun bir süre olmadı aslında. Bu siz 10 yılınızda doğmuş olanları yavaş yavaş kaybediyoruz. Ama siz uzun uzun yaşayacaksınız. Ya. Ama gerçek bu. Ama şimdi iyi beni ki nasıl demoralize etti. Etmedim. Turnelerin hemen sonunu görürüm inşallah Okan. Şekerim. 10. yani sezon. Biz, 10. sezondu. Nevracığım, biz bu kadar, ben bu kadar turne yapsam ben ilk hafta ölürüm. Şimdi ama bu yaşamak konusunda hakikaten tiyatronun bir şeyi var değil mi? Yani hiçbir başka mesleğe benzemiyor. Yok yani, şimdi yeni oyunumuz başladı. Orada başlarkenki çektiğim
tatlı heyecanı, bütün tiyatrocu arkadaşlarım bunu hisseder. Hiçbir duygu onun yerini tutamaz. Yani başka türlü bir heyecan, bir hoşluk. Böyle hem sinir oluyorsun hem kendine üzülüyorsun. Bu yaşımda 50 sene sonra her premierde kaçmak istiyorum zaten. O perde açılana kadar. Yeah. Ama 50 senedir kaçamamışım yani. Yeah. Ama öyle tatlı bir heyecan ki o. O yüzden de çıkıyoruz, oynuyoruz. Yani çoğunda Allah'a bin şükür şanslı oyuncuyum. Hep iyi reaksiyon alıyorum, iyi alkış alıyorum. Tatmin oluyorum ama ondan sonra da eve giderken çok mutlu insan olarak gidiyorum. Nedim'in nasıl bir kalitesi var? Bütün bu bahsettiğiniz turnelerde, hakikaten oteller ya da işte on numara. Şartları. Gerçekten yani, on numara. Yani bunu burada yüreklilikle söyleyebilirim. Ben hep şanslı tiyatrolarda çalıştım. Hep kalitemiz yüksekti. Hiç kötü turneler, hele 67'ler, 70'ler, tabii Türkiye'nin koşulları daha zorluydu. Kötü otellerde kaldığımız oldu. Çok kötü yollardan geçmek zorunda kaldığımız oldu. Çok arkadaşlarımız bilir bu devirleri. Ama şimdi yollar da çok güzel, oteller de çok güzel. Her türlü imkanlar sağlanıyor. Yani çok zor şartlarda gidiyorum diyemem. Yalan olur. Peki. Evet. Savunmamı hemen. Lütfen. Çok teşekkür ederim önce güzel sözler için. Nevra abla en önemli şeyi söylemeyi unuttu. Uçak fobisi var. Ha evet. Şimdi öyle ya, bunlar bir de şeyde yavaş yavaş böyle evet. Araba. Şey ama nerede bitiyor? Bursa'da bitiyor. Hı. Şimdi biz anlaştığımız zaman da Nevra ablayla 11 yıl sonra benim için çok büyük mutluluk tiyatroya dönmesi, dedi ki yani ben korkarım hani ya dedim korkmayın, küçük küçük böyle yaklaşarak gideriz. Kıyıdan kıyıdan. Kıyıdan kıyıdan hani bir saat bir saat, fakat tabii biz sonunu unutmuşuz. Artık Nevra mı? Abla evet Mardin. Nasıl gideceksin? Artvin'e gidemez ki. Niye? Gidiyoruz. Yavaş yani şeyle gitti. Gemiyle. Orada Bursa'dan gemiyle. Ama orada unutmuşuz yani. Şey dedi. Mardin'den dedi 25 saatte döndüm. Ama müthiş bir seyirci var Okan. Sen de çok iyi bilirsin. Gerçekten artık çok aydın bir seyirci var. Yani şeyde ve bizim 32 yıldır hep yani turne yapmayı sevdik. İstanbul'da da oynamayı seviyoruz. Ankara'da da ama turneler başka bir tadı var. Yemeklerinde fotoğraf... Geçen gün yağlama yediniz değil mi şeydi? Kayseri'de. Söyleme şimdi. Şimdiden biliyoruz hangi şehirde hangi lokantaya gideriz, yemek yeriz diye. Peki en iyi siz mi gözlemliyorsunuz? Coğrafyanın nasıl değiştiğini, popülasyonun, demografik yapının nasıl değiştiğini. Ya düşünebiliyor musun? Ticaretin nasıl değiştiğini ya da yemeklerin şöyle, nasıl Okan, değiştiğini. Şöyle Okan, 66 senesinden beri Anadolu'ya gidiyorum ya, yani. Ya. 66-67 ilk Dormen Tiyatrosu'na gittiğimde. Oradaki geçirdiğimiz maceraları anlattığım zaman gençlere inanamıyorlar. Çok kötü olaylar da yaşandı otellerle ilgili, pisliklerle ilgili. Hani hep söylenir ya. Bu çarşaf niye kirli demişiz. Otel sahibi de orada da bir Müslüman yattı demiş. Yani evet. Cevaplar böyleydi. O da kardeşim. Yollarda tuvalet yoktu. Tuvalet yoktu. Şimdi zırt basıp affedersiniz bütün naylonlarla kaplı özel tuvaletlerde yol boyunca girebiliyorsun. Tuvalet yoktu. Yani kilometrelere bakılırdı. Kaç kilometre sonra bir kafe, bir kahvehane buluruz, bir şey buluruz da tuvalete gireriz diye. Oradan buralara geldik. Seyirci hep güzeldi. Anadolu seyircisine hayranımdır. Karadeniz seyircisine özellikle hayranımdır. On numaradır Karadeniz seyircisi. Biz Dormen'e ilk başladığımızda Metin ve Haldun turneyi konuşurken hep Haldun'la Metin şöyle tartışırlardı. Ya bu espri acaba Anadolu'da yer bulacak mı? Acaba gülünecek mi? Metincim de böyle çizerdi esprilerin altını. Bu işaret, bu işaret, buralar alacak, buralar alacak. Sonra bir bakardık ki bütün çizdiklerin hepsi zaten alıyor. Yani hiç Anadolu seyircisi anlamıyor, algılamıyor. Böyle bir şey hiç yaşamadım. Hala da öyle yani. Thank you.